Bugün dersimize 2000'li yılların bir reklamıyla başlayacağız. Sizi 2000'li yıllara götüreceğim. Ben tabii yaşlı olduğum için ben anımsıyorum ama siz ne kadar anımsarsınız bilmiyorum. Anneleriniz anımsayacaktır ama. Bernelli'nin yumuşacık olsun, Bernelli'nin mis gibi koksun diye biz çocukken böyle bir reklam vardı arkadaşlar. Şimdi ben o reklam cümlesini alıp ne yapıyorum? Ünsüz düşmesine yerleştiriyorum. Unutmayacaksınız. Böyle popüler ya da reklam cümlelerini kullanıp aklınıza biraz daha kalmasını sağlayacağım bugün. Ünsüzlerle devam ediyoruz. Ünsüz düşmesi ÖSYM'nin sevdiği ve öğrencileri de zorladığı bir kısım. Ne yapıyorduk? Bizim mantığımız neydi? Kelimenin orijinalini düşünüyorum. Kelimenin orijinali bağlamla farklılık gösteriyorsa ses olayı meydana gelmiştir. Anlamına geliyordu bu. Hadi gelin örneklerde bunu ispatlayalım. Şimdi şunu bilmek önemli. Cık, cik, eki isimlere gelir arkadaşlar. Buna bir dikkat etmenizi istiyorum. Lütfen bu uyarımı dikkate alın. Biraz sonra örneklerde de kullanacağız. Derse girerken ne dedik? Vernelli'nin yumuşacık olsun dedik. Kelimenin orijinali ne? Bak, hep aynı kapıya çıkıyorum. Kelimenin orijinali yumuşak değil mi? Yumuşak. Düşen sese bak. K. Aklınızda bir de şöyle bulunsun arkadaşlar. Sesleri ünsüz ünlü diye ayrımını yapamıyorsanız ünlü sesler ağzınızdan çıkarken engele uğramazlar. A, E, I bakın hiçbir yere çarpmıyor. Aslında bunların ünlü sesleri engelsiz de diyebiliriz. Engelli sesler ağzınızdan çıkarken engele uğrarlar. K bakın damak ve dil birbirine çarpıyor. P patlamalıdır. Çıkarken patlıyor ve dudaklar birbirine çarpıyor. B, M, D damak ve dil ünsüzüdür zaten. Yani ben çıkışlarına göre de bunu yapabilirim. Peki yumuşak düşen ses K sesi. K sesi düştü. Ne diyorum? Ünsüz düşmesi diyorum. Şu çeltikçiler ocağıma incir dikmeden sağlıcakla bir kurtulsam. Gel kelimenin orijinaline bakalım. Kelimenin orijinali bana cevabı verecek. Kelimenin orijinali sağlıktır. K düştü. Düşen ses ünsüz. Ünsüz düşmesi. Bunu biraz daha değiştirip günlük hayata da yansıtmak istiyorum arkadaşlar. Eğer sağlıcakla kalmak istiyorsanız lütfen evde kalın diyoruz değil mi? Ülkece bu şeyi kullanıyoruz. Sağlıcakla yine nereden geliyor? Sağlıkla. Çünkü sizin sağlıcakla kalabilmeniz için sağlığınızın olması gerekir. K sesi yine düştü. Gel buraya. Öğretmenin gözünde gittikçe yükseliyordu. Kelimenin orijinali yüksektir. K düştü. Ünsüz düşmesi. Bir önceki derste işlediğimiz konuyu da şöyle gelin bir tekrar edelim. Gittikçe bakın kök ve ek, fıstıkçı şahap yan yana geldi. Benzeşme. Gittikçe yine ek kök yan yana geldi. Benzeşme. Buna şey de diyebilir. Bir kelimede birden fazla ses olayı işte buradadır. Şahap'ın kedilerini anımsatmıştım size. Ayırmıyorduk sevenleri, birleştiriyorduk. Burada da ne yaptık? Ek ve kökü birbirine benzettik. Buraya geliyorum. Gelip gidişleri giderek seyreldi ve bir zaman sonra tümüyle gitti. Daha önceki işlediğimiz konuları da dediğim gibi tekrar edeceğiz. Gitmektir orijinali. TD'ye dönüştü ünsüz değişimi. Yine burada gitmektir. Dönüştü ünsüz değişimi ya da yumuşama demiştim. Seyreldi. Buna bir dikkat edin. Bu çok güzel bir örnek arkadaşlar. Saçı seyreldi dediğimde de aynı durum söz konusudur. Kelimenin orijinali seyrektir. Öğrenci gidiyor diyor ki hocam bu seyirden gelmiyor mu? Bu seyirden gelmiyor. Seyrek kelimesine dikkat edin. Sorarlar bakın bunu. Gidiş gelişleri seyreldi yani artık seyrek. Gidip gelmiyor çok sık. Saçı seyreldi. Saçı sık değil yani. Seyrekten gelir. K'yi düşürdüm. Ünsüz düşmesi. Efsane örnekler lütfen notlar alınsın. Şöyle bir uyarım var arkadaşlar. Gülücük ve öpücük kelimelerinde genelde öğrencilerde bunlar da örneklerde veriliyor ve bazen karıştırılabiliyor. Kelimenin orijinali hep onu yapıyoruz ya. Gülüştür. Ş düştü. Ünsüz düşmesi. Gülüşcük. Değil mi? Ya da kelimenin orijinali öpüştür. Ş düştü. Ünsüz düşmesi gerçekleşti diyoruz. Dikkat ediyorsunuz. Peki ÖTV'nin yükselişi bir türlü önlenemiyordu dediğimde yine ne yapıyorum? Kelimenin orijinalini düşünüyorum. Yükselişi kelimenin orijinali yüksek değil mi?
Evet, yine K'ye düştü. Ünsüz düşmesin. Soruları çabucak çözdü. Yine güzel bir örnek. Kelime çabuktan gelir. K'ye düştü. Yine ünsüz düşmesini gerçekleştirmiş olduk. Ünsüzleri bitirip ünlülere geçeceğiz arkadaşlar. Devam edelim hadi. Ünsüz türemesi bir diğer adıyla ünsüz ikizleşmesi. Neden ikizleşme demişler? Çünkü harfler birbirine benzemek zorunda. Ama bir uyarım var. Bu ünsüz ikizleşmesi yani türemesi kökte olur arkadaşlar. Her gördüğünüz böyle birbirine benzeyen harfleri de gidip ikizleşme diyemezsiniz. Dikkat! Gel buraya. Şimdi nasıl yapıldığının öğrenelim. Bir mantığını öğrenelim. Kelime tek heceli ve ben buna ünlüyle başlayan bir harf getiriyorum. Hal kelimesini alıyorum. Hal olmak demezsin. Tek heceli bir kelime ünlüyle başlayan bir harf geldiğinde bu son harfteki ünsüz ikizleşir. Yani tekrar eder. İşte ben bu sebeple buna ünsüz ikizleşmesi derim. Hissetmek. His tek heceli bir kelimeydi. Buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Son harfindeki ünsüzü ikizleştirdim. Buna türeme dedim. Zannetmek. Tek heceli bir kelime son harfindeki ünlüyle birlikte ne yaptı? İkizleşti. Bunlar bir tık daha kolay örnekler. Çok fazla sorulmaz ama soruyu kolay soracaksa gelebilir. Şimdi gel zor örneklerle çözelim bu işi. Şıkkı. Soruların şıkkı oldukça eleyiciydi. Cümle bu olsun. Tek heceli bir kelime aldım ve buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Şıkı. Şıkı demem. Ne yaparım? Kelime tek heceliydi. Son harfteki gelen ünlüyle birlikte ünsüzü ne yaptım? İkizleştirdim ve kökte meydana geldi. Dikkat! Hatı. Hat tek heceli bir kelime. Ünlüyle başlayan bir ek geldi. Ne oldu? Hattı oldu arkadaşlar. Çok önemli. Neden? Çünkü zannetmeyi, hallolmayı ya da hissetmeyi hemen herkes biliyor. Ama mesela şu hattı kelimesi gerçekten öğrenci eletir sınavda. Buraya gel. Bu da eletir yine. ÖTV zammı gündeme bomba gibi düştü. Kelimenin orijinali zam değil mi? Buna bir tane ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Zamı demedim de zammı dedim. Son harfteki ünsüzü ne yaptım? İkizleştirdim. Önemli ve gerçekten gelse standart sapması bayağı yüksek olur. Buraya gel. Bu da çok güzel. Bakın arkadaşlar bu soruları her yerde bulamazsınız. Nokta net yani. Bayağı düşünüyorum üzerinde örneklerin ve eleyici sorular 2021'in Haziran'ının sonunda yani sınav bitiminin sonunda teşekkür mesajlarınızı alacağım eminim. Çünkü bunu anlayan, bunu kavrayan öğrenci test kitapları artık ona böyle bayağı bebek işi gibi gelecek. Direkt çözüp geçecek. Efsane bir örnek. Evlilik teklifinin reddi onu deli etti. Reddi kelimesine geliyorsun. Hatta birden fazla ses olayı var. Ben sana bir önceki derste bunu anlattım. Kelimenin orijinali red değil midir? Bu kelimenin orijinali böyledir arkadaşlar. Yazım yanlışlarında dikkat. TD'ye dönüştü. Bir ünsüz değişimi söz konusu. Aynı zamanda burada şu ünlüyle birlikte ne oldu? Ünsüz ikizleşmesi de gerçekleşmiş oldu. Bir de bir önceki derste işlediğimiz bak ek kök birbirine benzedi. Bizim fıstıkçı Şahap yine devrede. O zaman ünsüz benzeşmesi de gerçekleşti. Türkçenin sırrı bu derste çözülüyor. Buradaki ses olayı nerede? İşte burada. Sır tek heceli bir kelimeydi. Buna ünlüyle başlayan bir ek getirdim. Sırı demedim. Son harfteki ünsüzü ikizleştirdim. İşte ünsüz türemesi meydana geldi. Evet. İyi soru. Bayağı iyi. Biraz da böyle çeldiricisi yüksek. Önce bir siz bakın. Buradaki ses olaylarını bulmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizce burada ünsüz türemesi var mı? Sorun bu. Düşünün ben diğer ses olaylarını bulayım önce. Gösterdiği kelimesinde kelimenin orijinali gösterdiktir. K, G'ye dönüşmüştür. O zaman ünsüz yumuşaması vardır. Arkadaşlığa kelimesinin orijinali K, G'ye dönüşmüştür. Yine ünsüz yumuşaması ya da değişimi vardır. Bağlılığa karşı, gösterdiği arkadaşlığa bağlılığa karşı K, G'ye dönüştü. Yine bir yumuşama var. Hissiz kalamazdı. Bir sonraki derste işleyeceğiz ama burada gösterelim. Ek fiil düşmeleri ünlü düşmesi kabul eder ÖSYM Devlet Kitabı'nda yer verdi.
dikkat kalamaz idi. Ünlü düşmesi. Onun boynuna kelimenin orijinali boyundur. U düştü, ünlü düşmesi. Peki. Şu an sanki aklınızdan şu geçiyor. Hocam, hissizde ünsüz türemesi var. Var mı? Yok. Dikkat ediyoruz. Burada yok arkadaşlar. Neden? Ben size ne dedim? Ünsüz türemesi kökte olur. Burada size getirilen histen sonra hissiz bir yapım ekidir. Bu sebeple burada ünsüz türemesi yoktur. Olabilmesi için ne gerekiyordu? Kelimenin köküne yanına bir adet ünlü harf gerekiyordu. Olmadım. Çeldiricide sorarlar. Dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizle birlikte ünsüzlerde gerçekleşen ses olaylarına noktayı koyduk. Şimdi sırada ünlülerde gerçekleşen ses olayları var. Onlarda da aynı mantıkta gideceğiz. Hepsinin bir tekniği var. Tekniği kullanıp soruları halledeceğiz arkadaşlar. Ders bu kadar. Dersi beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşürüz. Hoşçakalın.